Korkut'un avradı Duru'nun. Çizmem kadar büyük, engerek kadar zehirli dilini. Bu zehirle susturdum. Şimdi aynı otağda kocası olacak. O ihtiyarın yüreğini de yine aynı zehirle çürüteceğim. Senden çok şey istedim Aytalın. Lakin en ağırı da Korkut'un avradı olmanı istememdi. O ihtiyarın kokusu er geç üzerimden gidecektir. Lakin senin uç beyliğin her daim Oğuz'a kutup olacaktır. Tuğtekin gerdek çadırında Gökçe ile oynaşırken babası olacak o ihtiyar da son nefesini verecek. Düğün gecesi Korkut'un öldüğü, senin doğduğun gece olacak ağabey. Senin hakkını nasıl ödeyeceğim ben Aytol'un? Müsaadenle ağabey. Otağda yapılacak işlerim var. Aytol'un denen o kaltağın otağda sakladığı şeyi bulmama yardım edersen... Yeter! Deyime de hanıma da ihanet edemem. Senin bilip de demediğin ne var Banu Çiçek? Bu meselenin halli her şeyden evveldir. Korkut Bey'e karşı vazifendir bu senin. Banu Çiçek. Neredesin sen? Seni arar dururum. Ne dersin sen burada? Ortalığı topluyorum hanım. Ortalık toplamanın vakti midir şimdi? Sana dediğim işleri bitir önce. Emrin olur hanım. Banu Çiçek. Aklın bir karış havada. Kayılar geldiğinden beri başımızdan bela eksik olmaz. Gözünü dört açasın. Bu otağdaki vazifeni de sakın ola ki unutmayasın.